lor tatlısı. Yapacaksın. Dikili'nin meşhur lorundan. Yani buna peynirli tatlı diyebilirsiniz, Kemalpaşa tatlısı diyebilirsiniz. Normalde lor tatlısı diyorum ben. Bunun için ilk önce şurubunu hazırlayacağım. Benim yine klasik 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı suyla kaynatacağım klasik şurubu. Şekerimi ilave ettim. Şimdi suyumu da 3 su bardağı şeker, 3,5 bardak su. Yarım bardak bugün ben suyunu. Evet. Bu peynir tatlısı koyu şerbeti güzel oluyor. Evet. Tatlı için lor tatlısının hamurunu yapıyorum şimdi. Burada 2 tane yumurtam, 250-300 gram peynirim, lorum, dikili loru, 125 gram tereyağım, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyam, 1,5 bardak un, yani yarım bardak da nişasta. Aslında irmiğe ulaşamadım. 2 kaşık da irmik koymak istiyorum. Şimdi tereyağımızı elimizle iyice işledik. 1 kaşık dolusu pudra şekeri. Kabartıyoruz. Yağ kabartıyoruz. Yağ işletmiş. Şimdi evet. Çekimde olduğumuz için. İkinci yumurta. Evet, ikinci yumurtamı da. Parça parçaya ayırmış olduğumuz lorumuzu bu karışımın içine alıyorum. Şimdi bu lor tatlısının püf noktası bu harçtır. Sabırla yedireceksiniz. Tam krema kıvamında olacak. Buna dikkat edin. Şimdi unumu eliyor muyum? Eleyeceğim. Eleme dokunmuyor. Bir dakika şu karbonat şeyimi de vanilyamı. Değişik açıdan çekeyim dedim. Ama ununu şey yapma anne. Bir kaşık, yemek kaşığı dolusu, çorba kaşığı dolusu irmik. Uçutmadan yalnız. Şöyle şöyle topladım. Yani normal bizim şey hamurlarından çok tamam, devam et. Devam edeyim mi aşkım? Evet. Şimdi ne yapıyordum anneanneciğim? Bunun ismi neydi? Lor evet. Tatlısı, peynir tatlısı değil mi aşkım? Evet. Ben oturarak çekeyim. Normal büyüttüm. Şimdi pişirmeye. Fırından çıkan lor tatlılarımızı ılık şerbetimizin içine atıyorum. Üstüne evet pişirmiş olduğumuz lor.